Lan aç! Amına kodumun köpeği, sıkacağım beynine bir tane. Aç! Kimin beynine sıkıyorsun lan gene? Gel abi gel, iş bok oldu abi. Ne oldu anlat. Bizim oğlan lavuğu öldürmüş. İyi tamam işte gebersin lavuk, ne yapalım yani? Hayırdır oğlum, gecenin bu vakti çağırıyorsun beni? Abi herif de bizim oğlanı vurmuş. Ölmüş mü peki? Ben hallettim. Yaşasaydı öterdi çakal. Silah ne oldu peki? İdris getirecek birazdan. Bak başımıza iş alırız sonra, sıkıntı yaratır. Sana sıkıntı olmaz abi, olursa bana olur, o da geçer. İki ay çalıştı, siktir oldu, gitti deriz. Silah bizde olduktan sonra mevzu kimse bilmez, sen rahat ol. Oldu bir bokluk, hallettim. Ulan hakikaten sıkacağım bu ibne köpeğin kafasına şimdi ha. Çok pis bir iş bu Befaret. Çok. Hey abi, bazıları ölür, bazıları devam eder. Alo. Akın ben. Anneme uğradım. Bir değişiklik yok. Öylece yatıyor. Ulan yalancı pezevenk. Biraz önce hastaneden aradılar. Anan ölmüş. Ne bu halin lan? Ananın duasına bile girmedin. Bugün de mezarlıkta psikopat gibi en arkada durdun. Ne tabut taşıdın, ne toprak döktün. Nasıl evlatsın sen be? Sen git üzülüyormuş gibi yap. Ben üzülmüyorum. Ya bir siktir git. Şu babasıyla konuşma şekline bak. Rezil herif. Gitmesen beni de mi döveceksin? Gideceğim babasını.
etrafını dönüyorlar mı abi? Eğer kurt bulurlarsa biniyorlar tepesine. Bak, ertesi gün köylüler kurdun eşini koyuyorlar köyün meydanına. Salıyorlar abi köpekleri. Hangisi öldürdüyse o geliyor. Patiyi koyuyor leşe. Bu benim diyor aga. Çık! Ödüm koptu lan. Sinsi pezevenk. Kendini ajan zannediyor o hastası ya. Neredesin oğlum sen? Oğlum iki gündür işe gitmiyormuşsun. Nurhan Usta yakalarsa sikecek ha. Söyleyin o pezevenge bir daha buraya adımını atmasın dedi lan. Aynen böyle söyle. Dün anam öldü. Bugün gömdük. Geçmiş olsun lan. Salak. Başın sağ olsun moruk. Kusura bakma dayı, hiç tahmin edemedik. Abuk sabuk konuşuyoruz. Öldü işte. Vur abi vur. Unutursun. Bu dünyanın amına koyayım. Zaten hep iyiler erken. Bırak lan Ceyhun. Değiştir mevzuyu. Yarın yanış oynuyor musun oğlum Mete? Oynamaz mıyım oğlum? Yarın var ya, altılıyı koymazsam şurada götümü siktireceğim lan. Yemin ederim siktireceğim bu sefer. Değil mi lan? Ne oldu? Bak anan öldü. Süründü, süründü, öldü kadın sonunda. Hayat bu oğlum, acımasız. Sen de acımasız olacaksın. Yoksa ayakta kalamazsın. Gel götüreyim seni de Fahrettin abinin yanına. Havan olur, cebinde paran olur. Yükselirsin. Kütüğü görüyor musun? Bak, ben de kütük sağlam. Emanet de var ama o yanımda değil şimdi. Ne iş yapıyor bu Fahrettin abi? Her şey. Bilardo salonu normal çalışıyor ama biz beygir yarışı da oynatıyoruz. Her iş var işte anlayacağın. Eks. Cigara torbası, çakma rakı, çakma para, araba işi, ruskarı, her şey var yani. Siktir lan. Pezemek mi olacağız? Yok be oğlum, bize ne pezemekten ya? Her işin adamı başka. Madem kütük sağlam şimdi, ateş etsene bana. Her suyum amına. Bu kadar yeter sana. Adresi biliyorsun. Akıllı ol. Başka biri olsaydım keşke. Başka bir yaşam, başka bir yüz. Belki zengin biri olurdu. Yakışıklı falan. Öyle insanlar var. Bir de benim gibiler. Garip. Niye onlar da biz yine biz olmak zorunda kalıyoruz? Buna karar veren ne? Neredesin lan? Yine leş gibi zıkkım kokuyorsun. Ananın öldüğü gün yine o itlerle beraberdin değil mi? Duaya bile girmedin. Sen benden daha mı çok üzülüyorsun lan anam için? Sağken üzülseydin, öldükten sonra değil. Karınla nasıl sikildi lan temizliğe gitmekten? Bir kere insan gibi davrandın mı lan anama? Siktir git, yemin ediyorum yamulturum lan seni.
Selamünaleyküm. Sıçarım lan senin selamına. Sabır taşı mıyım ulan ben? Neredeydin kaç gündür? 2 gün oldu. Bugünle 3. Öğlen oldu lan. Anam öldü usta. Hadi topla. Topla. Ne var ne yok. Hadi. Yalla. Anam öldü Nuran usta. Niye daha önce söylemiyorsun Hıyar? Tamam tamam hadi. Bakma sen bana. Geç otur. Bir şeyler aç mısın? Ha? Yok usta sağ ol. Bak sahiden üzüldüm. Tekrar başın sağ olsun evlat. Eyvallah. Peki bana niye haber vermedin ha? Niye beni cenazeye çağırmadın? Kimseye çağırmadım ki. Babam çağırmış birilerini. Fazla kişi yoktu zaten. Hadi git dolaş biraz. Topla kafanı sonra gel. Yok usta, kalacağım. Çocukken mutlu olmuş muydum lan Melih? Olmuşum da kesin. Evden kaçıp balığa gittiğimde. Kendimi Maradona zannederken falan. Ama mutsuz şeyleri daha çok hatırlıyorum nedense. Sanki sadece onları yaşamışım gibi. Selamünaleyküm Usta. Ha, aleyküm selam. Ustam parayı gönderdi. Geç kaldım dedi. Biraz kusura bakma sen. Ay canınla bin yaşasın. Hadi kolay gelsin. Ustana selam söyle. Aleyküm selam. Beni Ceyhun ibnesi itmişti denize. Ama kayalara kadar yüzüp çıkmaya başarmıştım. Bir daha da korkmadım. Hep yüzdüm. Ah Kazım. Ben Nuran. Akşama uğra da paranı al. Ha? Hadi eyvallah. Akın. Ben 10 dakikaya kadar bir yere gidip geleceğim. Ben geldiğimde sen çıkarsın. Tamam mı? Hadi. Bu akşam erken çık da biraz kafanı topla. Ama bu iş gece girmek gibi denize. Karanlık sularda açılmak, korkmamak. Karayı, her şeyi geride bırakmak gibi. Gidiyor musun? Çıkıyorum usta. Paran var mı? Var usta var. Gerek yok. Yatacağım zaten. Bekle. Gerek yok usta. Al şunları bulunsun. Al.
Eyvallah usta. Talaş yutarak geçti ben. Sadece hakkımı söylemeden aldım o kadar. Sadece hakkımı aldım. Selamünaleyküm. Bir kısa Samsun 2'de bira versene. Dur dur. Bir uzun malmuş, bir de şu ufak bisküvilerden versene. Benim ağzıma sıçan şey bu hayat hikayesi. Fethiyle hizmetçi Sadiye'nin oğlu, marangoz çırağı Akın. Sığır gibi damgalanmışım bu kimlikle. Sanki kesileceğim günü bekliyorum. Sığır gibi. Abla kusura bakma bir dakika. Efendim? Alo benim. Akın kaç kere dedim sana beni iş yerinden arama diye. Ya tamam be kızım. Önemli ki arıyorum. Her zamanki yere gelsene. Önemli. Ben gidiyorum buralarda. Ne diyorsun ya? Sapıttın yine. Alo. Annem öldü. Tamam biraz işim var. Bitince gelirim yarım saat. Aşk diye bir şey var mı? Yok belki de. Ama ben inanıyorum. Aşık olduğun kişi kim olursa olsun senin için güzeldir. Bu kıyak bir şey. Sanki herkesin bir şansı varmış gibi geliyor o zaman. Belki de bunların hiçbirinin önemi yok. Aşkı da siktir et. Belki de en iyisi hiçbir şeye bağlanmamak. Annem gitti Deniz. Ben artık burada yapamam. Babamla kalamam. Sonra dükkan. Yapamam. Gel birlikte gidelim. Kimse bulamasın bizi. Ne olur. Saçmalama, nereye gideceğiz? Paramız mı var? Ben de
Biraz idare edecek kadar var. Nereden buldun onları? Yarıştan koydum. Ne yapacaksın? Allah Allah. Bırak sen şimdi onu. Sen 19 yaşında değil misin kızım? Kimse karışamaz bize. Bodrum'a falan gideriz. Para idare eder. Bir iş buluruz. Çalışırız. Sen başını belaya sokacak bir şey illa bulursun. Ne belası? Başka bir hayat kuralım diyorum sana. Anlamıyor musun? Olmaz. Yapamam. Senin için ailemi bırakamam. Bana ihtiyaçları var. Annemler ne olacak? Aç kalırlar. Kirayı kim ödeyecek? Geç bu işi. Sen gitmek istiyorsan git. Ne diyeyim? Başın sağ olsun. Siktir git. Akın. Siktir git! Siktir git o kudumun ailen gibi o çöplükle geber! Siktir git onlar için kokonalarını al, kıllarını temizle sen! Korkak orospu! Türbanını da çekme lan zaten senin! Götte daracık pantolon, kafada türban ne sikimse! Yine de herkes bir şeylere ait. Deniz ailesine. Orhan Usta dükkanına. Babamın sahte dindarlığına. Bense hiçbir şeye ait hissetmiyorum kendimi. Hiçbir şey. Sanki oradan geçiyormuşum da uğramışım gibi. Sikecekler bir gün burada. Köpekler bile daha az takılıyor lan buraya. Hadi lan, sanki sen gelmiyorsun hiç. Rüzgar yapma oğlum, nereye gidelim lavuk? Ne iş lan, kafa niye? Harbiden kafan... Yavrum benim be! Bira getirmiş oldum herif. Ver, 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 ver. Sade bira değil oğlum. Al, bunu da getirdim. Kıvır bir tane de içelim. Ver. İyi de iki bira bir cigara getirdin diye bizi de köpek yerine koydun mu oğlum? Olmadı. Sen de köpeksin o zaman. Bizle takıldığına göre. Uzatmayın amına koyayım. Kafası iyi işte. Evet amına koyayım ya. Hadi ya çıkar da yapalım şunu ya. Hadi ya. Aslında haklısın ha. Ben de buraların köpeği sayılırım. Sahipsiz bir köpek. Şimdi senin aşın da yoktur. Doğru, yoktur. Isırırsam tehlikeli olur değil mi? Bu heriflerin arasında ne işin var? Şu konuştukları beş para etmez saçmalıklara bak. Beygir, yarış, karı. Hep aynı osuruk mevzular. Ellerinde olsa sadece bira ve cigaralık içip öter dururlar.
Oğlum şu altılıyı bir koysak bu karıların hepsini götüreceğiz. Haberiniz yok. Burada mal mal yatıyoruz. Ben amına koyayım, benim atım olsa var ya adını şey koyacağım ha. Siker geçer. Sen kendi atına koy onu. Sizin atınız olsa açlıktan ölür. Şşş. Oğlum kalkın bari İdris'in mekana gidelim. İki top atarız. İyi de oğlum bizde para yok ki. Almazlar lan ucuz oraya. Bende var. Orası bilardo salon değil mi oğlum? Parası olan herkes gidebilir. Yaksınız lan siz gece gece. İş misiniz, sipariş misiniz? Sağa girsek piç de değiliz lan. Paramız var herhalde. Hadi hadi. Mete üç top kapağı, bir adam. Lan bana bak, içeride bir yanlış manlış yapayım demeyin. Sıçarlar ağzıma ona göre. Efendi gibi takılacağız lan işte. Sen niye gitmedin? Bir şey mi var oğlum? Nerede olduğumu biliyorsun dedim. Ben de geldim işte. Ulan bu saatte mi geliyorsun? Bugün zaten bir ton olay oldu. Yanlış zamanda geldin oğlum. Ama dur. Bekle burada. Ben bir konuşayım Fahrettin abiyle. Alparslan tek başına yarış oynatamaz. Sikerler adamı. Zaten götü de yemez. Bu puşlu biri desteklemese yapamaz. Sen bunun kim olduğunu biliyorsundur. Doğru söylüyorsun. Öyle olması lazım zaten. Kıvırma Recep abi. Sen bu kellenin kim olduğunu biliyorsundur diyorum sana. Ben nereden bileyim Fahrettin? Kur'an çarpsın, ben Alparslan'ın mekanına bile gitmedim. Yapma Recep abi. Vallahi Fahrettin. Sikerim Fahrettin lan! Amcık! Siktir git o zaman benim mekanıma bir daha gelme. Siktir git! Siktir! Ne var lan? Sen ne istiyorsun? Bir şey söyleyecektim de abi ama müsait değilsen sonra gel. Söyle lan ne söyleyeceksen. Hani sana bir arkadaştan bahsetmiştim ya abi Akın. Sen de gelsin demiştin. Sağlam çocuktur demiştim hatırlarsın. O geldi de. Bu saatte mi gelmiş amına koyayım? Söyleyeyim sonra gelsin abi. Söyle gelsin. Tamam abi. İş görüşmelerine kafan iyi mi gidersin? Gecenin bir yarısı. Hiç iş görüşmesine gitmedim ben. Niye çalışmak istiyorsun bizimle? Yeni bir başlangıç yapmak için. Tam yerine geldim o zaman. Ama belalıdır burası. Tırsaklara göre değil. Polisi boku püsürü var. Saygını da bozmaman lazım. Kendini bozdun mu olmaz. Kimse beni bozmazsa ben de kimseyi bozmam. Efendi olursan kimse bozmaz seni. Kural bu. Anladım. Kim söyleyecek ne yapacağım?
Bizim İdris. Burada ben ne dersem olur. Bir de Celayir abim var. O önemli. İdris onu da anlatır. Şimdilik İdris yatacağın yeri göstersin. Eyvallah. Buradan dışarı söz çıkmaz. Ne olursa burada kalır. Otursana oğlum, al o yatak senin. Ben sana her şeyi sonra anlatırım. İşin raconunu falan. Şimdi benim çıkıp hazırlık yapmam lazım. Ağır abiler gelecek bu gece. Sen de sonra çıkar takılırsın yanıma. Şimdi yat, ayılmaya bak. Kafan göt gibi amına koyayım. Altıma sıçtım lan içeride abuk subuk bir şey söyleyeceksin diye. Yat şimdi hadi. Yeni bir hayata başlamak dedikleri nedir acaba? Yeni bir hayat. Yaşamın hep eskinin devamıyken nasıl değişir ki? Al işte, bu benim yeni başlangıcım. Ancak bu kadar. Hayat bilardo salonu. Selamün aleyküm. Ve aleyküm selam. Başın sağ olsun. Sağ olun. Buyurmaz mısın? Yok, girmeyeyim. Akın evde mi diye uğradım. Yok. Hayırdır, ne var? Yok, bir şey yok. İş için. Bir ölçü yanlış alınmış da. Eğer gelirse, saat kaç olursa olsun. Ben dükkanda onu bekleyeceğim. Hayırlı geceler. Ne ola? Ananı mı özledin öyle yatıyorsun? Anam öldü geçen gün. Başın sağ olsun. Neyse. Yarın İdris'le gidin. Üstüne bir takım elbise falan alın diyecektim. Biz 30 senedir yarış oynatıyoruz bu muhitte. Bunun sınırı 30 sene önce çizilmiş. Celayir'den de önce. Şimdi bu yavşakların mekanlarında yarış oynatmaya başlaması yanlış. Ben Fahrettin'e katılıyorum. Var ulan bu işte bir götoşluk. Yoksa tek başlarına böyle bir şeye kalkışamazlardı. Aynen. Parasının amına koyayım. Yarıştan gelecek paranın amına koyayım. Bu başka bir şey. Bu bir anlaşmanın bozulması. Alparslan'ı tanırım ben, götü boklu dünkü çocuk. Güvendiği bir şey olmasa yapamaz. Arkasında başka biri var ama kim? Ya ortada bir şey yokken olay yaptınız be abi. Kim olacak? İki ihtimal var. Ya kendi kafalarına göre oynatıyorlar... ...ya da çok yukarıdan bir şey var. Ona da bir şey diyemem tabii. Yukarısı ne lan? Ya kim olacak oğlum? Daha büyük kafalar işte, ne bileyim ben. Bilemem Mehmet. Sonuçta Celayir abi karar verecek ne yapacağımıza. Vallahi... Hele aksi bir durum olsun Fahrettin abi, sana yemin ediyorum, her kimse kendi ellerimle biletini keseceğim. Söz. Fahrettin abi, bu kim? Bizden, yeni daha. Lan çakal, bir rakı koy bakayım Mecit abine. Hadi fırla. Ya hem müşteri kim sağlam kim değil bilmiyorum Allah aşkına. Yarın öbür gün kalın bir ikramiyeyi ödeyemeyecekler, olay da bitmiş olacak değil mi? Ha? Mecit doğru söylüyorum abi ya. Olur böyle bokluklar arasında vallahi. Ben de büyütmüyorum ya. Yok. Fahrettin abi. Çok artist bir şeye benziyor bu. Uğraşma. Yalnız yeni ölmüş.
Ben aldım. Sen kendin aldın. Abi hoş geldin. Buyur abi. Hoş bulduk. Oturmayacağım. Oturun, oturun. Kısa keseceğim. Şimdi bu işi yapan sikik her kimse önünde sonunda çıkacak ortaya. Mesele para falan değil. Eğer şimdi biz buna izin verirsek yat oluruz bu alemde. Fahrettin, bu iş sana bakıyor. Tamam abi. Tamam. Şimdi o Alpaslan'ın da aramayın. Bir hafta 10 gün oynatsın bakalım geniş geniş. Ne alt edecek göreceğiz. Hadi ben gidiyorum, yorgunum. Tamam abi. Kim bu? Yeni aldım abi işi. Adın ne senin? Akın. Akın. Ben de Celair. Bu ismi sakın unutma. Çünkü buradaki en büyük aslan benim. Anlaşıldı? Hadi eyvallah. Güle güle abi. Beni çarpmışsın. Otur şuraya. Fahrettin abi diyeceksin oğlum. Tamam. Herkes koymuş yarışı. Anamızı sikti bu karadar. Sana bir iş vereceğim, küçük bir iş. Burada yarış oynayan bir dallama vardı. Habire kaybediyor diye şımarttık. Telefonla borca yazdırmasına da izin verdik. Önceleri ödüyordu, sonra götü kalktı. Şimdi 5 kağıt borcu var. Git heriften parayı al gel, tamam mı? Tamam. Fahrettin abi diyeceksin oğlum! Daha önce silah kullandın mı? Kullandım. Askerde. Neyse, zaten herifi gebert diye vermiyorum. Herhangi bir sakatlığa karşı bulunsun yanında. Dolu dikkat et. Adres. Ona bak. Herifi öldürme. Parayı al gel. Tamam. Talihiniz açık olsun çocuklar. Akın'ı arıyorum. Ne zamandır işe geldiği falan yok. Siz biliyorsunuzdur diye düşündüm. Nerede olduğunu. Ha?
Vallahi bilmiyoruz be usta. Biz de görmedik kaç gündür. Yani dükkana da uğramıyor demek ha. Ben biliyorum Akın'ın nerede olduğunu Nurhan usta. Hayat bilardo salonunda çalışıyor artık. Tam yerini bulmuş. Kolay gelsin. Hüseyin nerede? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Buyur canım. Beni Fahrettin abi gönderdi. Bir alacağı varmış. Ben konuştum Fahrettin'le. Sen şimdi git, uğrar bırakırım parayı. Bana öyle söylemedi ama. Parayı almadan gelme dedi. Ne diyeyim anlamıyor musun? Uğrar bırakırım diyorum. Dayı, bak sen kumar oynamış. Şimdi aslan gibi parayı vereceksin. Ben de emir kuluyum, uğraştırma beni. Sikerim aslanım lan. Uğraşsan ne olur ha? Uğraşsan ne olur? Usta. Hadi ikile, ikile. Çakal. Okuldan atılmasaydım keşke. Kim bilir üniversiteye falan giderdim. Akın Bey olurdu. Doktor Bey mesela. Bana böyle hitap edilmesinden gurur duyardım. Ulan her şey başka türlü olurdu. Şimdi kim bey der ki bana? Çakal diyorlar ulan. Ne bey? Çakal değilim. Nasıl aldığını anlatmayacak mısın? Adamın kafasına silahı dayadım, o da verdi parayı. Ben sana herifi öldürmeyeceksin diye tembih etmedim mi? Öldürmedim ki. Şşş. Fahrettin abi diyeceksin oğlum. Tamam. Aferin lan. Sonunda kullandın kafayı. Böyle olursan yükselirsin oğlum bu alemde. Çok da sikimliydin. Öyle deme lan. Bak ben 6 aydır buradayım. Daha böyle bir işe göndermedi beni patron. Al. Telefon verdi Fahrettin abi. Şimdi çık içeride takıl biraz. Bana yardım et. Ağrı abiler falan burada.
Rus karı satmanın şerefsizlik olduğunu söyleyenlerin var ya, ta amına koyayım ben be. Ya arz talep diye bir olay var değil mi kardeşim? Zaten karı buraya sikişmeye geliyor ya. Sen ne yapıyorsun? Sadece sikişeceği herifi buluyorsun. Hatta karı onu kendisi buluyor, kendisi. Karı kafaya koymuş kardeşim. Yapacak bu işi, illaki yapacak. biz ne yapalım? Bırakalım Allah'ın Rus karıları gelsinler, çatır çatır sikişsinler. Ondan sonra da paraları alıp gitsinler. Neler söyledim o gün Deniz'e? Zavallı kız. Ulan kıl temizlese ne olur, bok temizlese ne olur? Kolay mı onun yaptığını yapmak? Asıl orospuluk benimki. O hiçbir şeyini satmadı. Ama benimse satamayacağım hiçbir şey yok. Ne işin var lan senin burada ha? Usta. Şerefsiz. Sen benim oğlum gibiydin be, şu haline bak. Kahraman mı oldun pezevenk? Nurhan usta gel dışarıda konuşalım. Usta Allah aşkına çıkalım şuradan. Ne oluyor lan burada ha? Çekil bakayım. Ne ötüyorsun lan sen Teres? Hadi atın bakayım uçakı dışarı at. Bak sen de şuraya hadi. Usta. Mühim olan para değil. Mühim olan senin kibrimi insan olmayı mı seçeceğin? Böyle mi kahraman olacaksın? Ben sana söyleyeyim mi kimdir kahraman? Kahraman alnı ak, başı dik olandır. Böyle senin gibi takım elbiseli bir soytarı değil. Akın, gel bir gel. Kimdi o adam? Abi kötü biri değil. Kafası kıyak. Bir daha olmaz. O şekilde davranmalarına izin verdim. Oysa benim hırsız olduğumu bile söylemedi. Onun için kolay tabii. Herkes onu sever. Dükkanı, mesleği var. Kuşları, karısı, çocukları. Ya ben? Benim neyim var? Hiç. Hala oynatıyor değil mi yavşaklar? Ha? Hala oynatıyorlar ha? Ama dur sen bak. Esas ben oynatacağım onları biliyor musun? Onları çırılçıplak soyacağım. Yani jokey olarak ben bineceğim üstlerine böyle. Çikinden de bir kamçı alacağım elime. Çıplak götlerini böyle şakada şakada çalışacağım ibnelerin. Tamam kızım yeter tamam. Esas var ya esas. Esas o perde arkasında olan yavşağa bineceğim özellikle. Yarıştan sonra sikeceğim o ibneyi. İşte bu yarışı oynarım abi ben. Hatta babayı tek geçerim tek. İşlerde bir düşüş falan yok değil mi Fahrettin? Yok abi şimdilik. Zaten büyük oynayan kolay gitmez buradan. İyi güzel. Akın gel. Anlat bakalım Celair abine, bugün parayı nasıl aldın o ibneden? Lavuk bana çakal dedi. Ben de silahı dayadım kafasına, o da verdi parayı. Güzel. Kısa işi severim. Sikiş hariç. İki orta bir sade. Hadi bana müsaade.
Kafada olmuş zaten uçan daire. Hepinize sevgiler, hürmetler. Ha bir de Antalya'nın... Ya ilçesi... siktir git ulan hadi. Hadi gidelim kızım, yürü. Akın. Bu da senin. Üzüntünü unutursun. Aslında bu işi yapanın kim olduğunu çok iyi biliyorum ben. Kim abi? Neyse şimdi söylersem kafan karışır Fahrettin. Abi yapma şimdi, iyice delirttin beni. O mekandan bir tanesini alın kaldırın. Aşağı bodruma indirin, bir ızgara yalın bakalım. Ama öyle gürültü patırtı istemiyorum. Sessiz. Tamam abi. Gerisin geri koşmuyor ama belgeseldi ya bunlar. Bırakamıyor da kamerayı, çevirmiş. Koşarken arkayı çekiyor. Hayvanları görüyorsun böyle de. Girip çıkıyor, girip çıkıyor abi. Abi 10 metre kala bir ıslık, hop oradan hayvanlar geliyor. Hangini söyledi lan bunun üstüne çalıştığını oğlum? Vallahi biz bir şey söylemedik oğlum. İpnenin biri söylemiştik lan. Kesin Totoş'tur oğlum. İpnenin biridir ya. İpnenin biri söylemiştik. Harbiden ipneymiş. Elçiyim. Bana zeval olmaz. Bir çerkeze kesti seninki. Herifi de göreceksin. Boydan bir şey değil ama enine a böyle. Zaten ona gerek kalmadı. Elemanlar süpürdüler beni. Rezil olduk amına koyayım. Kovuldun değil mi lan işten? Mafyanın yüz karasısın lan sen. Arabaya döndüm. Kanama dokundum Haruk. Sen kime çakal diyorsun İbine? Aldım benim oğlanı. Döndüm geriye. Her şey başka oldu amına koyayım. Hassiktir lan, yalanını sikeyim. Niye yalan söyleyeyim lan? Yalan borcu mu var size? Sallama lan. Dün akşam da sabaha kadar mücver gibi karıyı yedim. Rüyanda mı? Hepinizi sikeyim, sizinle hiçbir şey konuşulmuyor. Pederi gördünüz mü lan hiç? Gördük. Sakal işine de girmiş. Böyle gider artık o. Erer oğlum o. Al bunu erer. Erdireceğim ben onu. Deniz'i gördünüz mü? Ben gördüm. Hala aynı yerde çalışıyor. Kuaförde. Düşünüyorlar. Şu bültene bakan. Sanki yarın altılıyı koyacak. Şuna bak. Babayı koyarsın. Ya şu moruk. Lan yapayalnız olduğunu öyle belli ki. Cenazene kimse gelmeyecek. Hala buradasın.
Hayat ne kadar zalim lan. Her yanımız kayıp. Her yanımız üzüntüyle çevrili ama görmüyoruz. Göremiyoruz anasını satayım. Yani. Abi hesap yapıyorsun. Gel gel. Madem kapıyı çaldın otur şuraya söyle söyleyeceğini. Benim bir teklifim vardı da. Hı. Şeyi diyorum abi. Bizim salona şöyle kayak bir akvaryum yaptırsak. Büyük. Bambaşka bir yer olmaz mı mekan? Bunun için çaldın kapıyı yani. Akvaryum almak için. Salonu niye güzelleştirelim ki? Aynı beyinsizler yine her gün gelecek zaten. Hem ben balığı pişmiş severim. Bu akvaryumu kendin için istedin değil mi? Sen harbiden psikopatsın değil mi? Sikerim balonu da akvaryumu da düşünürüz sonra. Şimdi beni iyi dinle. İdris'le ikiniz Alparslan'ın mekanından bir lavuğu paketleyip getireceksiniz buraya. Çok sessizce. Hiç gürültü istemiyorum. İlk söylediğim kural yine geçerli. Elif'i sağ istiyorum. Ölüsü işe yaramaz. Tamam. Tamam, Fahrettin abi. İlk defa bir akvaryumu babamın beni götürdüğü bir yerde görmüştüm. Kopmuştum. Bir denizaltı dünyası. Masal gibi. İçinde yaşamak istemiştim. Babamı aldım diye çok yalvarmıştım. Ama bizde o para yoktu. Olsaydı da almazdı zaten. On gün oldu. Bir lavuğu paket edip getiremediniz lan. Hay sikiyim yapacağınız işi. Oğlum. Sizin yapacağınız işi çoktan bitirecek bin tane adam var dışarıda. Anladınız mı? Herifi getirin. Hadi. Akın sen kal.
selam var. Hadi söyle bakalım. Alparslan abine kim yol veriyor? Abi kaç kere söyleyeceğim amına koyayım ya. Ben basit bir toplayıcıyım. Ne bileyim. Hayır şimdi Alparslan'da o kadar para olması zor. Birinin onu kucağa alması lazım ki bu işi yapabilsin. Ha? Vallahi bilmiyorum. Ben gece orada yatıyorum. Köpek de vardı, bekçilik ediyorum. Oğlum dur lan, dur lan. Dur. Hadi dışarı. Kesin kulağını kesiyordur bu lavabo. Sen Fahrettin abi tanımıyorsun da. Siktir. Hadi bakalım şimdi toz ol buradan. Hadi. Fahrettin abi söyledi mi kimmiş? Aptal oğlum o, aptal. Hakikaten aptal. Kokain bile açmadı onun kafasını. Yavşak. Ulan sen Celayir'i ortadan kaldırabilir misin? He? 3-5 tane yavşağı etrafına toplayıp beni ortadan kaldırabilir misin? Şimdi bu işi temiz bir şekilde halletmek lazım. Sorun değil abi, bayıla bayıla yapacak adam çok. Ben onu demiyorum. Benim daha değişik bir fikrim var. İçimizden biri olmasın. Verelim parasını. Tertemiz görsün işini. Sonra da ortalıktan kaybolsun. Bok gibi para ister abiyiz. Vereceğiz oğlum. Ne yapacağız? Vereceğiz mecbur. Şu yeni gelen çocuğu hatırlıyor musun abi? Şu tıfılı olan mı? Evet, Akın. Evet, Akın. Ya sapıttın sen de iyice ya. Sert geldi galiba sigara. Yok, yapamaz o. Celayir abi, bu çocuk bu işi yapar. Mecit'in anasını bile siker. Tanımıyorsun sen, dikkat etmedin çocuğa. Harbi mi diyorsun lan? Suratsız da bir şey ya. Abi biz seninle kimler gördük bu yıla kadar. İşte bu onlardan. Bir Kudret vardı hani. Kudo. Kuduz falan derlerdi. Evet, hatırladım. Hatırladım amına koyayım. Yaşasaydı şimdi çok fena bir adam olmuştu. Şu anda ikimiz de burada yoktuk ha. İşte bu çocuk onlardan. İnan bana. Bu yapar. Buz gibi yapar. Manyak mısın lan? Ne yapıyorsun bu saatte? Oğlum 31 çekiyorsun zannettim lan.
Hadi benim odaya gel. Celair abi seni bekliyor. İndiririm diyorsun yani ha? Becerebilecek misin? Becerecek bir şey yok. Öldüreceğim işte. Çok tehlikelidir o orospu çocuğu yalnız. Uyandırayım. Hiç fark etmez. Tamam güzel dedin de bir plan yapmak lazım. Öyle lap lüp olmaz bu iş. Onu demek istiyor Celair abi. Anladım. Siz nasıl isterseniz öyle yaparım. Şimdi bu işleri hallettikten sonra altını mayıs mayıs toplamak yok. Seni başka işlere kaydıracağız. Demek çok uyuz oldun ha? Sana çakal dediği için. Ben de sana çakal desem beni de indirir misin? Sen bana çakal demezsin. Doğru demem. Çok dikkatli konuşmak lazım arkadaşlar. Hadi bakalım. Hadi. Şu yavşağı bir takibi alın bakalım 8-10 gün. Ne yapıyor, ne ediyor, nerelere girip çıkıyor. Ben size daha sonra planı söyleyeceğim. Tamam. Hadi ben kaçtım. Hoşça kal. Hadi kalkma, kalkma. Eyvallah. Eyvallah. İyi sabahlar. Hadi sen de git yat. Hadi. Abi düşündün mü? Neyi? Akvaryumu. Düşünürüm demiştin ya. Sikim akla. İyi. Git fiyat falan al bir ara. Benim de aklıma yattı. İş bitince ısmarlarsın. Ha? Yalnız sen bakacaksın amına kodumun şeyini. Temizliği falan var onun. Harbi mi diyorsun? Harbi diyorum amına koyayım. Hadi kaybol. Eyvallah. Bir akvaryum için adam öldürmek. Ulan insanlar bunu duysa benim iğrenç bir herif olduğumu düşünürler. Ama ben öyle düşünmüyorum. Herkes bir nedenle ölüyor sonuçta. Hiç tanımadım mı? İyice sardırmışsın. Yakında türbeni yaptıracaksın değil mi? Şam Baba Hazretleri hesabı. Ben senin gibi hırsız değilim. Öyle mi dedi? Yoran Usta parasını geri alacak. Ama sen günde 5 değil, 10 kere de yatıp kalksan babayı alacaksın. Çünkü kalbin yalancı senin. Allah biliyor bunu. Akın. Ne çabuk yedin? Sabaha kadar kerhaneye mi gidiyorsun? Ne yapıyorsun oğlum? Yok. Mutlaka kapatmam gereken bir borç var da. 750 eksik. O yüzden.
Bir daha istemem. Arabanın anahtarlarını da alabilir miyim? Fahrettin abi. Aslında hiçbir şeyden korkmuyorum. Fahrettin'in dediği gibi psikopatım galiba. Ölümden bile korkmuyorum. Korkacak bir şeyim yok ki. Ölmek zaten senin olmayan bir şeyi iade etmek gibi. Yapışacak, tutunacak hiçbir şey yok. Ölünce savunacak davan da kalmaz. Ama Nurhan Usta'dan korkuyorum. Bilmiyorum. Belki de hiç yalansız biri olmasın. Paranın hiçbir önemi yok. O gece de söyledim sana. O gittiğin yerde bir bok bulamayacaksın. Halbuki bu dükkana tek kuruş haram para girmedi. Buraya 13 yaşında geldin sen. Benim oğlum sayılırsın artık. Seni o küçücük bir hata yüzünden ya da siktir boktan para yüzünden satacak değil. İhtiyacın varsa al o parayı. Önemi yok. Tulumun da orada. İster giyersin, ister gidersin. Seçim senin artık. Meci. Efendim abi. Oğlum. Ekstaziyi satıyoruz değil mi peynir ekmek gibi? Helallah. He. Ulan bir tane de ben yutacağım. Nasıl bir şey merak ediyorum. Bak. Abi sikiş yapı o. Ne yapı? Sikiş yapı. Bak şimdi o apı atıyorsun tamam mı? Önce gidip dans ediyorsun. Üzerine gidip bir de sikişiyorsun. De baba bir şey soracağım ya. Ne yapacaksın? Dans mı edeceksin? Ya Vasfi abi, sana Viagra yeter de artar bile. Sen ona bak, ona. Mecit. Hani ibneler yarış oynatmayı kesiyordu. Abi, ben size bu işi yukarıdan kopardılar dedim değil mi? Hani Alparslan kendi kafasına göre iş çevirmiyorsa, bu iş kesin yukarıdan. Yani yukarıdan olunca da biz ne yapabiliriz onu da bilmiyorum tabii. Haklısın, haklısın. Çok yukarıdan olmalı. Bizi de kopartmasın bu ipneler.
Abi, bu niye masada oturuyor? Çakal, bir ayda ağa mı oldu amına koyayım, ha? Biz yıllarca ayakta beklemedik mi abi? Sizin gibi ağabeylerinden oturmasını kalkmasını öğrensin Mecit'cim. Yarın bir ortamda nasıl davranılır bilsin diye oturttum. Eski evimizi özlüyorum. En çok da arka bahçeyi. Çocukken tek başıma otururdum orada. Bütün dünyada yapayalnız gibi. Hoşuma giderdi. Şimdi iğrenç bir apartman dikmişler yerine orası bu çocuklar. Sen nereden çıktın lan? Ne iş oğlum? Fahrettin falan mı gönderdi ha? Konuşsana lan çakal! Ben çakal değilim. Bir de beyaz bir orozu vardı. Babamın orozu. Nefret ederdim İbne'den. Bas oğlum, bas yürü, bas. Ne yapacağız şimdi, ha? Ne bok yiyeceğiz? Haydar, bir hastanenin önünde bırakıp kaçalım abi. Halettin abiye götürmemiz lazım. Salona. Dayan biraz, dayan biraz, geliyoruz hemen.
sıçıp batırdınız yani. Şimdi de bana bokunuzu nasıl temizleyeceğinizi soruyorsunuz, öyle mi? Silahı orada bırakmamış değil mi? Herifi iyice uzak bir yere, zor bulunacak bir yere bırakın. Sen de kafasını bir tane sık. Sonra da silahı buraya getir. Korkma. Sık. Fahrettin abi, bir doktor falan şey yapamaz mıyız abi? Hani bir hastanenin önüne bırakıp kaçsak falan. Oğlum bir şey söylesene sen de. Abi. Kesin lan! Amcıklar! Size mi soracağım nasıl olacağını? Siktirin gidene dedemi yapın hadi! Yazık oldu çocuğa be Fahrettin. Mecit ipnesini indirdi ama. Sırtından vurmuş ha. Çok pis bir iş bu be Fahrettin. Çok. Hey abi, bazıları ölür, bazıları devam eder. Bir sigara daha içelim mi? Yok be, yordu beni bu. Bunu içelim. Çıldım amına koyayım ben. Nerede kaldı bu piç? He? Getirmedi tabancayı. Gelir abi, gelir, gelir. Kimler geldi, kimler geçti abi? Ya. Ama sonuçta biz ayaktayız, biz yaşayan biziz, onlar öldü. Kimileri yola devam eder, kimileri kaybolur gider. Hayat. 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 Annem acımasız. Bu işler delikanlılıkla çözülmez. Çözülmez. Tilki gibi kurnaz. Yılan gibi sinsi olacaksın. Her zaman dediğim gibi. Hayata. Hadi bakalım hayata. Gel. Nerede kaldın lan amcık? Getirdin mi silahı? Ver. Ver oğlum. Akvaryumu da almak lazım oradan.